Peki şimdi tabii bu bahsetmiş olduğumuz yazar ve bir takım benzer yazarlar sizin aleyhinize bu tür ilk defa yazmadılar. Tabii daha sizi önce. Epeyce'den ve bu isimler de AK Parti'ye çok yakın kalemler ve parti ne teşkilatlarında zaman çıktı belli değil yani, konuşmalar yapıyorlar falan. Şimdi bu açıdan baktığımızda size Sabah gazetesinde yazıyorsunuz. Hı hı. Yani millet de şunu düşünüyor. Nazlıcan'ın üstü mü çiziliyor? Yani ben Sabah gazetesinde yazmaya devam ediyorum ve düşüncelerimi söylüyorum. CNN'de de şey yapıp onlar o şekilde isterler, arzu ederler o kişiler. Hı hı. Böyle yönlendirmeye çalışıyorlar ama onlar işte Sabah'ın yönetiminde olan kişiler değil veyahut işte, hı hı, Tayyip Erdoğan'a o anlamda ben yakın olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Yani artık bu kadar bunları da hedef alacak, bunlarla da beslenecek. Sizin şöyle dedi aynı zamanda o yazar. Sabah'ta yazamadığını CNN'de söylüyor. Öyle mi? Siz Sabah'ta her şeyi yazamıyor musunuz? Yazabiliyorum ama şimdi Sabah'ın belirli bir çizgisi var. Tabii. Ben de o çizgiye daha saygılı davranmaya, hı-hı, gayret ediyorum. CNN Türk'te zaten bir tartışma programı ve böyle mesela irticalen konuşmamız için burada da veya başka bir televizyon programında da hani lafı açıyor. Tabii ki daha serbestçe daha serbest bir konuşma olabiliyor. Şimdi bu medyaya girmişken şeyi sorayım. Medya üzerinde bir siyasetin baskısı olduğu çok sık söyleniyor. Bence var. Var mı? Bence var. Muhakkak bu, var. Şimdi ben bunu emareleri ne? Siz nereden çıkıyorsunuz? Bunu yok desem vicdansızlık olur. Var. Bir baskısı var. Bir otosansür, bir otodenetim var. Siz mesela şahsınızda bunu hissediyor musunuz? Öteden beri söylüyorum. Yani, şöyle hissediyorum. Yani bir kere bu iklim var. Bu iklim bize bunu hissettiriyor. Şimdi görüyoruz yani mesela bu vergi denetimlerinin siyasi bazı tavırlara karşı bir baskı yöntemi gibi yapıldığı hissine ben şahsen sahibim. İnancına, hı-hı, sahibim. Dolayısıyla hani patronlara böyle baskı yapılabiliyor. Veyahut işte bazı yazarlar işini kaybedebiliyor. Bunu doğrudan Tayyip Erdoğan'ın bunu yaptığını sanmıyorum ama, hı hı, bir takım insanlar patronlara sürekli ya bu da ne biçim yazıyor, bu da ne biçim konuşuyor, bu da bize düşman,